Hepinize merhabalar. Bu akşamın son videosu Sasa Polyester. Sasa temel analizlerinde çok sevdiği ve yatırımlarını da büyüten bir şirket. En başta onu söyleyeyim. Yani uzun vadeci ve orta vadeciler çok olumlu yaklaşıyor Sasa için. Hatta o kadar olumlu ki işte Mart seviyesinden şöyle ne kadardı? Tam 4,85'ten öyle hızlı yukarı geldi ki bir kopmayla böyle anında 8,90'a, yani piyasa ona hiç Sasa'ya kıyamadı fiyatların orada olmasına. Oradan beri de şöyle bir hafif çıkışlı bir trendi var. Yani onu trendi şuradan alırsam, yani burası bir tepki hareketi arkadaşlar. Bu Sasa'nın teknik analizinde şunu söyleyeyim, şurayı hiç almasanız olur bile. Yani çok az işlem, hacimde çok az, yani tamamen bir tepki hareketine dayalı bir işlem. Onun için normalde trendi dipten çizeriz ama burada açı var zaten, yani çizilecek bir trend yok. Şöyle bir şu gölgeyi de hatta alalım ya. Gerçi gölgeyi alırız. Oradaki de bir tepki hareketi aslında, yani o siyah şeyde. Şöyle alalım biz yeşilden. Şöyle bir trendi var. Hatta bir paralel kanala da benziyor, biraz da benziyor yani. Şuradan da alsak şöyle. Yani tam bir paralel kanal var mı? Aşağı yukarı, yani gölgeleri alırsak içine bir, tam da yerleşmedi galiba ama, bir paralel kanal hareketine de benziyor ama tepeye çok temas olmamış. İki kere olmuş. Yine de bilgi olarak koyalım buraya. Şimdi Sasa da tabii günün dayak yerlerinden, hangisi dayak yemedi ki? Bugün birçok kağıt yedi. O da -4,58 yaptı. Aslında şuraya bir de RSI'ne bakalım da koyalım. RSI çok şey değildi. Aşırı alımda değildi. Yani henüz bir kar realizasyonu olacak bir konumda değildi ki fiyat olarak da öyle değil. Yani Sasa bir kar realizasyonu sağlayacak bir pozisyonu yok. Zaten ne yükseldi ki? Hani şurayı saymıyorum, dediğim gibi bu bir tepki hareketi. Zaten burada alanlar, burada gördüğünüz gibi realize ettiler karlarını. Burada maliyetlenme daha çok şu alanda. Yani şurası bir maliyet alanı. Şurayı saymayın. Şöyle diyebiliriz, yani 8-9 liralar bir maliyet alanı. Ki oradan beri de yeni yatırımları da var şirketin, büyümeye dayalı. Çok şey vermedi yani, böyle çok hızlı tepki verip de şöyle kar realizasyonu falan girecek bir kağıt haline de almadı. Yani biraz önce mesela Çemaş baktık. Çemaş'ın teknik olarak zaten kar realizasyonu çok normal. Çemaş'ta işte nereden nereye çok hızlı bir hareket, galiba 1,30'lardan 1,70 lira. Yani hesaplarsanız 40 kuruş, %30'a yakın bir şey, %27-28'lik bir kar getirirsen 3-5 günde onu realize ederler. Sasa'da bu hareketini, yani biraz aşırı olduğunu biliyorum. Yani şunu diyecekler vardır ya, 4,58 biraz, ama bu işte endeksin de getirdiği bir şey olarak görüyorum bunu. Normalde muhtemelen bu hareketi yapmayacaktı. Şuradaki trend hareketini yapacaktı. Yapamadı. Yani trend hareketini biraz şurayı sertleştirdi bugünkü olayla birlikte. Önemli olan şunu söyleyeyim, tamam, 20'yi biraz şöyle büyütelim, delmiş. Yani bir delme girişimi diyelim. Tekrar 20'nin üstüne atabilir çünkü kendine. Ama 20'yi de delse, önemli olan şu trendi bozmaması. Ha bozarsa dünyanın sonu mu? Değil. Başka bir trend olur. Bir düşüş trendiyse ona da bakarız. Şu an bir düşüş trendinde diyemiyoruz. Yani şu hareketin şurayı kırıp aşağı doğru devam etmesi lazım düşüş trendi diyebilmemiz için buna. Yani trendi kırmadan teknik anlamda düşüş. Stop neresi? Onu da söyleyeyim. Yani mesela 10,64 yarın için bir stop seviyesi. 10,80, yani önü her gün yükseliyor. 10,68 işte baktığımız zaman 10,70, 10,72, 74 öyle gider. Trend bir stop seviyesi. Delerse 50 güne bakarız. Oraya delip delemeyeceğine.
Oraya da delerse altı karnelevan şuraya bakarız. Yani burası tepki verdiği yer, ana bir yer. Hani kötü işler kötü giderse o anlamda söylüyorum. Bakın şöyle yani aslında bir pivot da çıkarılabilir orası için ama o şu hesap çok karmaşık ve zor. Hani delerse olası bir durumda kötü bir senaryoda tabii 8.99'a bakarız. Yani 9 liranın aşağısı var mı yok mu? İlgileneceğimiz yer o olur. Şimdi Sasa için tabii hedef neresi? Buna da şey bakmayacağım. Yani artık TL olarak arkamızda bir şey yok Sasa için. TL olarak değerlendirmek biraz Sasa'yı birçok kağıtta böyle yanlış olur. Yani bir gösterge yok arkamızda. Onun için ne yapıyoruz Sasa'da? Dolar, TL olarak, dolar olarak bakıyoruz yani. Şöyle. Şimdi bu da Sasa'nın dolar görüntüsü gördüğünüz gibi. Bakın şu tepe şurayla aynı aşağı yukarı. Şimdi tabii şuradan biraz tam tamamlayamadı yani bir çanak yapıyordu. Tam tamamlayamadı. Önce bir onu bir göstereyim. Yani şu çanaktan bahsediyorum. Şöyle. Hatta bunu aslında böyle de dediğim gibi alabilirsiniz. Tepki hareketini görmezden gelebilirsiniz buradaki. 1 dolar 76 sentte. Yani ilk tamamlayacağı çanak dolar bazından budur. İkinci direnç seviyesi ise yani şurasının ben bir direnç olacağını düşünmüyorum. Gerçi yani büyük bir şey gelmiş. Kar satışı gelmiş evvelden orada ama gene de en yakın tepe bir daha 2 dolar civarında. İşte bugün 6.85'ten ne yapar? 13.70 mi yapar? 13.70 yapar. İkinci ve büyük direnç noktası burası olacaktır. Çünkü dolar olarak zirvesi kağıdın orası. Yani baktığınız zaman daha arkada şey yok. Şimdi temel analiz raporlarında yani yatırım firma analizlerinde tabii Sasa için daha fazla değer biçiyorlar. Bu şeyle beraber yeni tesisin büyütülmesiyle tesise yeni ekipman makineler alınması öyle bir şeyler yaptılar. Şimdi tam hatırlamıyorum. Siz orta ve uzun vade yatırımcısıysanız istiyorsanız bakın bakmakta fayda vardır. Orada bir şey artışı oldu. Kapasite artışı oldu Sasa'da. Dolayısıyla bu kapasite artışının ucuzlayan ham maddeyle beraber çok olumlu olarak yansıyacağını düşünüyorlar. Çünkü işte polyesterin ham maddesi petrol, petrolün de fiyatı ortada. Yani bunlara dayanarak çok daha fazla fiyatlar veriliyor. Herhalde 14 lirada bilmiyorum okumadım ama hedeflerden biri olabilir ki grafikte bize orayı gösteriyor. Yani bir büyük çanak yapılırsa büyük çanağın yapılacağı yer 2 dolar. Şöyle yapalım. Sonuçta bize onu gösteriyor. Sasa için söyleyeceğim başka bir şey yok. Aslında şöyle ona da bir şey bakalım ya. Bir indikatör bakalım. TL olarak bakalım indikatörü. Şunları kaldırayım. Gereksiz karmaşa olmasın. Ona da Tilson bakalım. Bakamıyoruz çünkü şey dolu. Şunları kaldıralım bir tanesini. Yani Tilson hala şeyde aldı al seviyesinde yani aşağı kesmiş Tilson'ı ki bu şeyi bozmaz. Al sinyalini henüz bozmamış. Onu da söyleyeyim. Yani yeşil gördüğünüz zaman Tilson'da bu al demektir. Bunun dışında Sasa için şimdilik söyleyeceğim bir şey yok. İleride şartlar değişirse, hedefler değişirse tekrar bir video yapabiliriz. Hepinize iyi akşamlar, iyi haftalar dilerim.